Tyranniden. Ganz gesamtprozess. İyi misiniz? Kilise çok güzel olmuş. Evet. Süper olmuş. Evet. Ben çok beğendim onu. Biraz kıskandı. Ama biz de sizi kıskanıyorduk herhalde. Pardon? Biz de sizi kıskanmıştık zamanında. Güzel o zaman. Şöyle eşitiz. 30-35 sene önce gittiğim kilisede bir çiftle tanıştım. John ve Ginny. John ve Ginny diye bir çift. John, uzun boylu, gözlüklü, İskoçyalı. Çok disiplinli bir adam. Her sabah 5.30'da yani dua etmek için kalkardı. Yani yeni bir imamdır için çok yeni, zor bir şey. Aynı zamanda çok duygusal bir adam. Ve benim hayatımda, ilk zamanlarda, iman ettikten sonra gerçek anlamda bana ruhsal babalık yaptı. Belki 5-10 sene geçer. Uzun boylu bir adam, İskoçya, düşünün. Ondan sonra Neşe, Ginny, çok farklı, kısa boylu, Malezyalı, şey Esmer. O da benim hayatım aslında şey evliliğimizde çok güzel bir rol oynadı. Çünkü kilise, şey Carol, şey kilisemize gelmeye başladıktan sonra ilk zamanlarda beni uzaktan beğendi. Ben de onu uzaktan beğendim. Ama cesaretim olmadı hareket etmek için, utangaçsın. Ama bir gün Carol onlar ailece evine davet etti yemek için ve Ginny aramızdaki yere trik sezdiği için şey dedi ya Carol'a, Peter de gelsin. Geldim ve 25 sene sonra amin buradayız. Gelecek hafta hamdolsun bizim 25 yıl evliliğimiz olacak, evliliğimiz olacak. Neden mi? Bir yere gidiyoruz ama konumuna şimdi sürpriz olacak. Süper. Rab sizi bereketlesin. Amin. Sağ ol. Aynı zamanda Ginny iman konusunda çok hikmetli bir kadındı. Bana bazı söylediği laflar hala aklımda kalıyor. Mesela bir gün ona bir soru sordum. Yani galiba şey, kendi hayatımda sıkıntı çekiyordum ve ona böyle bir soru sordum. Şey dedim ona, yani sıkıntılı günlerde, yani Tanrı'dan uzak hissettiğin zamanlarda, yani dua etmekte zorluk çektiğin zamanlarda ne yapıyorsun? O bana dedi ki, ben mezmurlara okuyorum dedi. Ve o laf bana, benim aklıma kaldı. Ve bugün bir mezmur hakkında konuşmak istiyorum. İlk önce onu okuyacağım. Mezmur 27. Şöyle diyor, Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler beni yırtmak için üzerime gelirken tökezleyip düşerler. Karşımda bir ordu konaklasa, kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa, yine güvenimi yitirmem. Rab'den tek dileğim, tek şey isteğim şu, Rab'bin güzelliğini seyretmek. Tapınağında ona hayran olmak için ömrünün bütün günlerini onun evinde geçirmek. Bir lahi var değil mi? Bunun üzerinde bir lahi var. Evet, biliyorsunuz değil mi? Çünkü o kötü günde beni çardağında gizleyecek, çadırın emin yerinde saklayacak, yüksek bir kaya üzerinde çıkaracak beni. O zaman çevrimi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı kalkacak, sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım onun çadırında, onun ezgilerine, ilahilere öveceğim. Sana yakarıyorum ya Rab,
kulak ver sesime. Lütfet, yanıtla beni. Ya Rab, içimden bir ses duydum. Yüzümü ara dedi. İşte yüzünü arıyorum. Yüzünü benden gizleme. Kulunu öfkeyle geri çevirme. Bana hep yardımcı oldun. Bırakma, terk etme beni. Ey beni kurtaran Tanrı. Annemle babam beni terk etseler bile Rab beni kabul eder. Ya Rab, yolunu öğret bana. Düşmanlarıma karşı düz yolda bana öncülük et. Beni hasımlarımın keyfine bırakma. Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma. Ağızları şiddet saçıyor. Yaşam diyarında Rab'in iyiliği göreceğinden kuşkum yok. Umudumu Rab'e bağla. Amin. Sesin biraz farklı geliyor. Düşüyor bazen. Tamam. Güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rab'e bağla. Okay. Dönem var ya. Yani kutsal kitapta kaç tane şey mezmur var? 150. Ve çoğunluk kim yazdı? Davut. Kral Davut. Bunu biliyoruz değil mi? Kral Davut şey hayatındaki her durumda her duygu, yani şey her yaşlarda duygu var, yani var bir şekilde. Yani Tanrı'ya dua etmek ve Tanrı'ya tapınmak için bir ilahi yazdı. Değil mi? O zaman bu mezmurlarda her duygu bulabiliriz. Sevinç var, huzur var, esenlik var, korku var, ondan sonra öfke var, suçluluk var, yalnızlık var, her şey var değil mi? Her şey var. Ve bunlar nasıl bize yardımcı olabilir? Mesela yani işte benim arkadaşım Cine ne söyledi? Zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda ben mezmurlara okuyorum. O zaman nasıl yardımcı olabilir bize? Yani biz de sıkıntılı bir zamanda yani yaşadığımız duyguya göre bunlardan o duruma hitap eden bir mezmur seçip yani içindeki sözleriyle Rab'be aynı şekilde dua edip tatlıbiliriz değil mi? Bu şekilde bize yardımcı olabilir. Ben bu nasıl olur? O zaman ben bu mezmur, güzel mezmura bakmak istiyorum. Bu mezmurda dört parça var. Acaba Ali, benim sesimi biraz kısaltabilir misin? Biraz kısaltabilir misin? Çünkü bana biraz tuhaf geliyor. Tamam. Gerek yok. Dört parça var ve onları tek tek bakmak istiyorum. Birinci parça da ilk üç ayet. Bu ayet şey ne diyor Davut? Şey diyor, Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam, Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Burada Davut kiminle konuşuyor? Tanrı'yla. Yok. Tanrı konuşmuyor. Yani başka insanlarla konuşuyor mu? Yok aslında kendisiyle konuşuyor. Kendisiyle konuşuyor. Kendisiyle konuşan kişiler ne diyoruz? Deli. Sorun var. Dün aslında şey, Carol Bey, Sezai Bey, Tanrı bunu anlattı. Dün şey, sab 4 feribotla gelecektik pendikten buraya. İptal oldu. O zaman şey düşündüm, yani biraz prova yapayım. Yani normal bir prova yaparken şey bazı için ne yapıyorum? Yüksek sesle yapıyorum ve yani dolaşıyorum, ondan sonra hareket yapıyorum. Ondan sonra ama şey düşündüm, insanlar var. Ben biraz kendimi tutacağım. Ve yine başladıktan sonra ne oldu? Biraz hareket yapmaya başladım. Ondan sonra Carol bana geldi ve dedi ki, Pete, dur.
Deli sanacak. Neden? Çünkü ben kendimle konuşuyordum. Şimdi kendisiyle konuşan kişi deli olur. Ama bunu söylemek istiyorum. Biliyor musunuz? Aslında biz hepimiz sürekli gün boyunca kendimizle konuşuyoruz. İçimizde bir diyalog var. Hayatımızda bir olay olunca, olumsuz ya da olumlu, ondan sonra ne yapıyoruz? O olay üzerinde bir yorum yapıyoruz içimizde. Yorum, karar veriyoruz. Nasıl bir şey? Benim için iyi mi, kötü mü? Ondan sonra bir düşünce oluşuyor. Ondan sonra bu düşünceye göre içimizde bir duygu yaratılıyor. İyi ya da kötü. Ve ondan sonra o düşünce ve duyguya bağlı bir şekilde hareket ediyoruz. İyi ya da kötü. Değil mi? Sizi bir... ama şey, biz imanlıyız değil mi? İmanlı kişilerin hayatında ekstra bir şey var. Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözü her zaman gerçek oluyor değil mi? Amin. Her zaman gerçek oluyor. Evet, amin. Amin. Güzel. Amin. Ama bazen hayatımızda şöyle bir şey görüyoruz. Yani içinde bulunduğumuz durum bize bir mesaj veriyor. Ama Tanrı'nın sözü farklı bir mesaj veriyor. Onlar bazen birbirine zıt oluyor. Değil mi? Evet. Mesela kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Üsküdar-Ümraniye'nin arasında. Bağlarmış. Yok, asıl şey, Namazgâh'da. Abi biliyor zaten. Ve orası çok dindar bir yer. Dindar bir yer. Yani. Ve biz neden oraya taşındık? Kilise kurmak için. Oradaki insanlara baktığımız zaman acaba bu kişiler kilise kurmamızı istiyor mu? Yani böyle bir mesaj veriyorlar. Burada bir kilise istemiyoruz. Burada bir kilise istemiyoruz. Aslında ne istiyorlar? Camilerin çoğalması istiyorlar. Ve böyle oluyor zaten, çoğalıyor. Ama Tanrı'nın sözü ne diyor? İsa'nın iki tane sözü paylaşmak istiyorum. İsa şöyle diyor. Hasat bol. O sözü biliyorsun değil mi? Hasat bol. Nerede? Her yerde. O zaman o kişilerin arasında bir hasat var. Tanrı'nın hazırladığı, yani müşteri vermek için hazırladığı bir hasat var. Bu insanlar hayatında Tanrı çalışıyor ve onları yani müşterisi için her şey hazırlıyor. Aynı zamanda İsa dedi ki ben kiliseni kuracağım. Nerede kuracak bu? Bu hasatın arasında. O zaman iki tane zıt düşünce var. Yani bakıyorsun, duruma bakıyorsun ve şey gibi görünüyor. Ya bu insanlar bir kilise istemiyorlar. Ama Tanrı sözü ne diyor? Bir hasat var ve kiliseni kuracağım bu kişinin arasında. Bunun için bizim düşüncelerimizde, kalbimizde bir savaş oluyor. Hangisine inanacağız? Ve Davut bir asker idi. Sürekli savaşıyordu. Bu yüzden sürekli onun etrafında düşmanları vardı. Sürekli onu savunmak isteyen düşmanlar vardı. Bunun için, yani bu durumdayken korkuya kapılmak, korkmak çok kolay oluyor değil mi? Hı. O zaman buna karşı Davut ne yapıyor? Kendisiyle konuşuyor da böyle konuşuyor. Şey diyor kendisine, Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Rab sen daha önce ben karanlıktayken ışık verdin bana, ışık verdin bana. Ondan sonra yol buldum. Madem verdiysen, demek ki şimdi de verebilirsin. Işığım olabilirsin. Kurtuluşumdur. Rab, önceden beni düşmanlarımdan kurtardın. Bu demek ki sen şimdi de beni kurtarabilirsin. Lütfen hep aynı. Sevgi hep aynı. Amin. Ondan sonra şey diyor, Rab yaşamımın kalesidir. Çok güçlü bir ifade diyor. Rab yaşamımın kalesidir. Kale gibi benim için. Daha önce sana koştum,
Sana sığındım. Sen benim için korunak oldun. Beni korudun. Madem bunu yaptıysan her şey, şimdiden kendisiyle konuşuyor. Yani bu durumda canına gerçeğe doğru yöneltmeye çalışıyor. Ve bunu yapınca bunun için ne diyor? Kimsenin, bu doğru ise ben kimseden korkmam. Söylediğim gibi şey, orada bir soru var. Kimden korkayım? Hani bu şeyler doğru ise kimden korkayım? Çünkü korkacak bir şey yok. Tanrı beni koruyacak. Ondan sonra devam ediyor ve ikinci ve üçüncü ayet şöyle diyor. Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler beni yutmak için üzerime gelirken tökezleyip düşerler. Bazen hayatımızdaki sıkıntılar sanki bizi yaklaşıyor, bizi yutmak gibi geliyor değil mi? Ama burada ne diyor Davut? Tanrı beni koruyacak ve engelleyecek diyor. Dur diyecek. Yapmayacaksın. Beni koruyacak. Ondan sonra şöyle diyor. Karşında bir ordu konaklarsa kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa yine güvenimi yitirmem. Bizim hayatımızdaki sıkıntılar gentlemanlik yapmıyor. Mesela önce sen, ondan sonra ben demiyorlar. Değil mi? Gentlemanlik yapmıyorlar. Çoğunlukla ne yapıyorlar? Ordu gibi hep beraber bir anda savuruyor. Üst üste değil mi? Benim hayatım böyle oluyor bazen. Son zamanlarda böyle oldu. Karol biliyor. Birçok şeyler üst üste geliyor. Ordu gibi. Ama Davut ne diyor? Yine güvenimi yitirmem. Çünkü Tanrı beni koruyacak. Amin. İlk önce bunu yapıyor. Ondan sonra dördüncü ayete bakıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mesela bunu yaptığınız zaman, bir kişi bunu yaptığı zaman ne oluyor? Kutsal Ruh, Tanrı bizde, içimizde çalışmaya başlıyor. İçimizde bak. Ve bizde bir istek ve özlem yaratıyor. Ne için? Onunla birlikte olmak için, onu tapınmak için. Ve Davut ondan sonra dördüncü ayet şöyle diyor. Rab'den tek dileğim, tek isteğim şu. Rabbin güzelliğini seyretmek, tapınağında ona hayran olmak için ömrümün bütün günlerini onun evinde geçirmek. Tabii ki o bir savaşçı, o bir kral. Ama en çok öz olarak ne yapmak istiyor? Tanrı'yla birlikte olmak istiyor ve onu tapınmak istiyor. Yani ne yapıyor burada? Yani gözlerini ulaştığı sıkıntılardan çekip Tanrı'ya dikiyor. Tapınırken bunu yapıyoruz. Ve ulaştığı sıkıntılardan Tanrı'ya doğru yöneltmeye başlıyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Beşinci ve altıncı ayet şöyle diyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü o kötü günde, yani Rab kötü günde beni çadırında gizleyecek, çadırın emin yerinde saklayacak, yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni. O zaman çevreni saran düşmanlarına karşı başı yukarı kalkacak, sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım. Onun çadırında, onun ezgilerle, ilahilerle öveceğim. Yani Tanrı'ya tapındığımız zaman ne yapıyoruz? Sıkıntılarımız değil, Tanrı merkeze koymuş oluyor. Sıkıntılarımız değil. Ve bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Tanrı bizi kaldırıyor. Bizi emniyetli, güvenli bir yere koyuyor. Yani bunu hissediyoruz, hissedebiliriz. Ondan sonra içimizi sevinçle dolduruyor. Bizi kaldırıyor. Emniyetli, güzel bir yere koyuyor. Ondan sonra içimizi hani sevinçle dolduruyor. Etrafımızda düşman, sıkıntı ama içimizde ferah. Tanrı'nın eseri var. Etrafımızda düşman ve aslında bundan bahsediyor burada. Güzel değil mi? Evet. O zaman ilk önce
sıkıntıdayken ne yapıyor? Kendisiyle konuşuyor. Ondan sonra kutsallığı çalışmaya başlıyor. Ve yani gözlerine Tanrı'ya gitmeye başlıyor. Ondan sonra Tanrı ne yapıyor? Onu kaldırıyor. Huzuruna çıkarıyor. Ve onu sevinçle dolduruyor. Çok güzel. O zaman tapınmak bizim için çok önemli bir şeydir. Sıkıntıdayken her gün şey diyor burada. Ömrümün bütün günlerini onun evinde geçirmek istediğini söylüyor. Her gün, her durumda, herhangi bir sıkıntıda Rabbe tapınmamız gerekiyor. Tapınıyor musun? Ne yapıyor? Kaldırıyor. Emniyetli. Çok güzel değil mi? Sizin hayatınızda ne oluyor şu anda? Neler oluyor? Neredesiniz? Ne oluyor? Tanrı sizi kaldırmak istiyor. Emniyetli bir yere koymak istiyor ve sizi, içinizi sevinçle doldurmak istiyor. Ondan sonra üçüncü bir şey yapıyor. Tanrı huzuruna gelince dürüstçe ona dua etmeye başlıyor. Dürüstçe. Evet. Şöyle diyor. Sana yakarıyorum ya Rab. Kulak ve sesime. Lütfet yanıtla beni. Ya içinden bir ses duydum. Yüzünü ara dedin. İşte yüzünü arıyorum. Yüzünü benden gizleme. Kulunu öfkele geri çevirme. Bana hep yardımcı oldun. Bırakma, terk etme beni. Ey beni kurtaran Tanrı. Ondan sonra şey diyor. Ya Rab yolunu öğret bana. Düşmanlarıma karşı düz yolda bana öncülük et. Beni hasımlarımın keyfine bırakma. Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma. Ağızları şiddet saçıyor. O zaman dürüstçe içindeki sıkıntıları şöyle itiraf ediyor. Zaten Tanrı bunu duymak istiyor. Yani bazen dürüst dua etmekte zor çekiyoruz değil mi? Evet. Yani sanki Tanrı'nın duymak istediği şeyler yani söylüyoruz. Aslında Tanrı dürüstçe içimizdeki şeyleri ifade etmemiz istiyor. Tabii ki biliyoruz ki Rab bizi hiçbir zaman terk etmeyecek. Değil mi? Evet, ama bazen insan olduğumuz için, zayıf olduğumuz için terk edilmiş gibi hissediyoruz. Hissediyoruz. Yani biliyoruz ki Tanrı her zaman bizi koruyacak. Ama bazen insan olduğumuz için korkuyoruz. Biz biliyoruz ki Tanrı her zaman ona günahlarımızı itiraf ettiğimiz zaman bizi bağışlayacak. Hala bazen suçlu hissediyoruz. Uzaklaşıyoruz. Evet. Uzaklaşıyoruz. Ve burada Davut ne yapıyor? Tanrı'nın huzurundayken dürüstçe bunları söylüyor Rabbe. Bu bizim için çok sağlıklı oluyor. Biliyor musunuz? Neden? Çünkü bu şekilde dertlerimizi Rabbe döktüğümüz zaman boşaltmış oluyoruz. Ve bir değiş tokuş olabilir. Biz bütün sıkıntılarımızı ona veriyoruz ve onların yerine Tanrı neye veriyor? Esenlik. Esenlik, huzur, güven. Amin. Amin. Günahımızı itiraf etmek, günahımızı Tanrı'ya yaklaşmaktır değil mi? Evet, Tanrı'ya samimi olmak, yaklaşmaktır. İşte ne yaptı başlangıçta? Kendisiyle konuştu. Yani şey, canını ikna etmeye çalıştı. Ondan sonra kutsallığı çalışmaya başladı. Yani ondan tapınmaya başladı. Ondan sonra Tanrı'nın huzurundayken bütün içindeki dertler ona verdi. Evet. Aslında güzel bir örnek Davul. Çünkü gibilik yapabilirdi. Çünkü bir kral bir şey var yani. Bir, hani gitmeye gerek yok. Ben zaten bir standartım var yani. Bu kadar ben bir kralım. Neden ayrıca Tanrı gidiyor? O da güzel bir alçak gönüllülük gösteriyor. Evet. Dürüstçe onun yanında gidiyor. O da teşvik alabiliriz. Ve son olarak, son iki ayette, 13. ve 14. ayette tekrar kendisiyle konuşmaya başlıyor. Ama bu şekilde, ben nasıl ne söylüyor? Çok emin bir şekilde, çok güçlü bir şekilde şöyle diyor. Yaşam diyarında Rab'in iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Belki önceden kuşkusu var.
Şimdi şey diyor, kuşkum yok. Emin olarak bunu söyleyebilir. Tanrı beni bereketleyecek. Amin. Eminim. Amin. Ondan sonra şey diyor, umudunu Rab'be bağla. Bağla. Güçlü ve yürekli ol, umudunu Rab'be bağla. Güzel bir rahim. Belki tekrar bunu okuyabiliriz. Çok güzel bir var. Ben onu bilmiyordum. Ama çok güzel bir şey. Burada yine kendisiyle şey, dua etti, tapındı. İlk önce şey dediğim gibi. İtiraf etti her şeyi. Ondan sonra şimdi şey diyor, ben işime gireceğim ama güçlü bir şekilde gitmek istiyorum. Burada şey diyor, umudunu Rab'be bağla, güçlü ve yürekli ol, umudunu Rab'be bağla. Yani hem kendisiyle konuşuyor, hem de bizimle konuşuyor. Değil mi? Umudunu Rab'be bağla. Başlangıç şey dedim, arkadaşıma sıkıntılı zamanlarda ne yapıyorsun dedi. Ben mezmurlar okuyorum. Mezmurlar okumakta çok faydalı. Çünkü yani sıkıntılı günlerde bizi yardım ediyorlar. Gerçekten. Hani bu sözlerle Rab'be yaklaşabiliriz. Bunları kullanabiliriz. Zaten bundan bahsediyorum. Ben bunu yapıyorum. O zaman şey tavsiye ediyorum. Amin. Amin. Güzel. İşte bitti.